Bir M kütlemiz var diyelim. Bu kütle belli bir hızla hareket ediyor. Mesela hızının büyüklüğü de V olsun. Bu cismin bir momentuma sahip olduğunu biliyoruz. Çizgisel bir momentumu var. Bu çizgisel momentumu bir Yunan harfi olan Rho ile gösteriyoruz. Çizgisel momentum kütle çarpı hız olarak tanımlanıyor. Tabii bunlar hep hatırlatma. Çizgisel momentum üzerine yaptığımız başka videolar da var. Çizgisel momentum dendiğinde aklımıza bu cismi durdurmak ne kadar zor sorusu gelmeli. Günelik konuşma dilinde bile artık bir şeyin sahip olduğu momentumdan bahsedebiliyoruz. Bir şeyin momentumu ne kadar büyükse o şeyi durdurmanın o kadar zor olduğunu söylüyoruz. Gelin konuya biraz daha matematiksel olarak yaklaşalım. Bir cismin momentumunu değiştirmek için o cisme belli bir süre boyunca bir kuvvet uygulamamız gerekiyor bu kuvvetin büyüklüğüyle etkilediği sürenin çarpımına impuls diyoruz. Tekrar edeyim. Şu an önce bilgilerimizin kısaca bir üstünden geçiyoruz. Impuls momentumdaki değişime eşit. Bir saniye sarıyla yazayım. Bu momentumdaki değişime eşit. Yani impuls sıfırsa özellikle de cisme etkiyen net kuvvet sıfıra eşitse cismin momentumu sabittir. Yani momentum korunur. Bu fikirden birçok fizik uygulamasında özellikle de bilardo topu örneklerinde sık sık faydalanıyoruz. Şimdi bu fikri alıp dairesel hareket dünyasına taşıyalım. Yine bir kütlemiz var diyelim. Anlaşılırlık adına bunun noktasal bir kütle olduğunu varsayalım. Kütlemiz bu. Hemen çizelim. Bu kütle kütlesiz bir ip aracılığıyla buradaki çiviye bağlanmış. Yani bu nokta cismin dönme merkezi. Anlaşılabileceği üzere bu cisme bir tork uygulandığında cisim dairesel bir hareket yapmaya başlar. Kütlenin sürtünmesiz bir yüzey üzerinde, hava sürtünmesinin olmadığı bir ortamda olduğunu farz ediyoruz. İşte bu cisme bir tork uyguladığımızda cisim dönmeye başlar. Momentum için bir şeyi durdurmanın ne kadar zor olduğunun ölçütü demiştik. Tabii burada söz konusu olan öteleme hareketi yapan cisimler. Ama belki burada da benzer bir şey vardır. Belki dönmekte olan bir cismi durdurmanın zorluğuna dair de bir ölçüt vardır. Tahmin edebileceğiniz gibi tabii ki böyle bir ölçüt var. Hatta bu videoya ismini veren bir ölçüt bu. Evet. Bu ölçüte açısal momentum deniyor. Şunu bir netleştirelim. Bu momentum. Burada ise açısal momentumdan söz edeceğiz. Açısal momentum. Aslına bakarsanız momentumda, açısal momentumda vektörel büyüklükler. Burada hız ve momentumun sadece büyüklüklerini yazmışım. Oysa momentum vektörü skaler bir büyüklük olan kütle ile hız vektörünün çarpımı olarak tanımlanır. Aynısı açısal momentumda da geçerli. Ama şimdilik açısal momentumun sadece büyüklüğüne odaklanacağız. Elbette açısal momentumun da yönü var. Cesim iki farklı yöne dönebiliyor falan. Ama vektör çarpımları söz konusu olunca iş biraz karmaşıklaşacak. Belki biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da yakında öğreneceksiniz. Vektörleri birbiriyle çarpmanın farklı yolları var. O yüzden açısal momentumun mantığını kavrama adına şimdilik sadece büyüklüklerle ilgileneceğiz. Açısal momentum L harfiyle gösteriliyor neden L harfiyle gösterildiğini epey bir araştırdım. Ama tatmin edici bir cevap bulamadım. Ulaşabildiğim en makul gerekçe fizikte diğer tüm harflerin kapılmış olması. Her neyse. Açısal momentum çizgisel momentuma çok benzer şekilde tanımlanıyor. Burada cismin dönüş hareketini etkileyen şey torkken burada cismin ötelenme hareketini etkileyen şey kuvvet. Ve tork kuvvet çarpı dönme merkezine olan uzaklığa eşit. Dairesel hareket dünyasında her şey buna benzer bir şekilde tanımlanıyor. Ötelenme hareketindeki ilgili terimi alıp dönme merkezine olan uzaklıkla çarpıyoruz. Açısal momentum şöyle tanımlanıyor. Açısal momentum eşittir kuvvet çarpı hız çarpı dönme merkezine olan uzaklık. Bu mesafeye r diyelim. Bu yarıçap anlamına gelen eski dostumuz r. Çünkü cisim bir çember çizecek şekilde hareket edecekse r de o çemberin yarıçapı olmalı. m ve r. Burada dikkatli olmak lazım. Bu yarıçapa dik olan hızın büyüklüğü. Teğetsel hız veya doğrusal hız olarak da geçer. Yani bu v yarıçapa dik olan hızın büyüklüğü. Bu vektörün büyüklüğü yani. İşte açısal momentumu böyle tanımlıyoruz. Ve nasıl ki burada net bir kuvvet olmadığında momentum sabit oluyorsa henüz size matematiksel ispatını yapmadım ama burada da tork olmadığında diğer bir deyişle tork sıfır olduğunda pembeyle yazayım bunu. Torkun büyüklüğü sıfıra eşit olduğunda açısal momentumda herhangi bir değişiklik olmaz. Az sonra bunu matematiksel olarak da ifade edeceğiz. Ama sırf bu bile başlı başına ilginç bir sonuç doğuruyor. Mesela Olimpiyatlarda gözlemlemiş olabileceğiniz bir şey bu. Mevzu şu: yarıçapı değiştirerek doğrusal hızı da değiştirmek mümkün. Ve önceki videolarda da gördüğümüz üzere doğrusal hız açısal hızla çok yakından ilişkili. Hadi biraz daha yakından bakalım. Zaten bu ifadede de açıkça görülebiliyor. L sabitken r azalırsa, şöyle yazayım. L, apa bu renk değil. L eşittir kütle çarpı doğrusal hız. Yani yarıçap'a dik olan hız çarpı yarıçap. L'nin sabit olduğunu varsayarsak ne olur? Ortada herhangi bir tork yok. Dolayısıyla L sabit. Bu durumda r'yi azaltırsak ne olur? Bu ipin çiviye bir makara gibi sarmalandığını düşünün. Olmayacak şey de değil. Cisim ipe bağlı olarak döndüğüne göre ip çiviye dolanabilir. Dolayısıyla da kısalır. Yani r azalıyor. Burada m sabit. Kütle değişmiyor. L sabit, m sabit, sadece r azalıyor. O zaman doğrusal hız yani yarıçapa dik olan hız artacaktır. Yarıçapa dik olan hız artıyor. Bunu açısal hız üzerinden de düşünebiliriz. Radyan bölü saniye cinsinden ölçtüğümüz açısal hızı omega simgesiyle gösteriyoruz. Omega eşittir. Diğer videolarda bunun epey ayrıntısına giriyoruz. Omega eşittir. Doğrusal hızın yani yarıçapa dik olan hızın büyüklüğü bölü yarıçap. Veya doğrusal hızı çekersek V eşittir omega R. Omega R. Bu ifadeyi açısal momentum'un tanımında yerine yazarsak açısal momentum eşittir. Kütle çarpı bu çarpı r olur. Kütleye çarpı buraya doğrusal hızı açısından hız cinsinden yazıyorum. Çarpı omega r çarpı r yani burası omega r kare olur. Şimdi aynı zihin cimnastiğini yine yapalım. r azalırsa açısal hızımız ne olur? Hatırlayalım açısal hızın birimi radyan bölü saniye demiştik. Açısal momentumun sabit olduğunu varsayarsak ne demiştik? Sisteme etkiyen net bir tork yok demiştik. Bu durum hala geçerli yani. L'nin değişmediğini varsayıyoruz ama yarıçap azalıyor. Omega bundan nasıl etkilenir? Omega artar. Benzer şekilde eğer yarıçap artarsa omega ne olur? Omega azalır. Yani yarıçapı azalttığımızda cisim daha hızlı dönmeye başlıyor. Yarıçap arttığında ise cismin dönüş hızı azalıyor. Ki olimpiyatlarda artistik patinaj izlerken bu duruma şahit olmuş olmanız kuvvetle muhtemel. Patenciler dönmeye başladıklarında kolları açıktır. Kolları açık olduğu için de yarıçaplarının artmış olduğunu düşünebiliriz. Bir buz patencisi Elbette noktasal bir kütleden çok daha karmaşık bir sistem. Çok sayıda noktasal kütleden oluştuğunu söylemek mümkün. Daha doğrusu bir buz patencisini modellemek için farklı farklı dönüş yarıçaplarına sahip çok sayıda noktasal kütle tespit edip açısal momentumlarını toplamak gerekir. Ama işin özü şu. Kolları açıkken patenci oluşturan tüm noktasal kütlelerin ortalama yarıçapı kolları kapalı olduğu durumdakinden daha büyüktür. Kollarını kapattığında ise ortalama yarıçap azalır ve patencenin açısal hızı artar. Ve bunu çıplak göze görmek mümkün. Patenci dönmeye başlar, sonra hiçbir tork uygulamaksızın kollarını toplar ve dönüş hızı artar. Kollarını açtığında ise yine hiçbir tork uygulamaksızın daha yavaş dönmeye başlar.